Yakup Telci avukatı aracılığıyla soruları gönderdi ee, ve bakalım e, seçmene hangi mesajları e, iletti. Hemen düzeltiyorum Zübeyde Sarı avukatı aracılığıyla editörlerimizden e, Ankara'da e, ve aynı zamanda programı da var hafıza programı sorularını yöneltti. Bakalım Gülten Kışanak hangi sorulara hangi yanıtları verdi o sorular üzerinden tartışma başlıklarını açmaya başlayalım dilerseniz. İlk grafiğimiz ekrana gelebilirse. E, Zübeyde Sarı soruyor. Ankara'da milliyetçiler yarışına dönen bir seçim söz konusu. Ankara'da milliyetçiliğin anahtar olduğu üzerine bir tartışma var. Önceki dönem ittifak ortağınız Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay dışında herhangi bir yerde aday olmamasına rağmen herhangi bir ilde işbirliği yapılmadı. Büyük illerde ortaklaşamamanın temel nedeni nedir diye soruyor. Ankara'daki rakipleriniz ve bulunduğunuz şartlar göz önüne alındığında farklı bir tavır beklentisi içinde miydiniz sorusuna bakın Gültan Kışanak hangi yanıtı verdi? Yerel seçimlerde genellikle tüm partiler kendi adaylarıyla seçime girer, parti programlarını halka anlatır, toplumsal tabanlarını genişletme mücadelesi verirler. Bu anlamda genel seçimde kendi ismiyle seçime girme konusunda ısrarcı olan Türkiye İşçi Partisi'nin bu seçimde aday göstermemesi bir tercihtir yorum yapmak bize düşmez yorumu halk yapacaktır diyor Ankara konusunda farklı bir tavır beklemiyordum siyasette Kantar'ın topuzu iyiden iyiye sağ milliyetçiliğe doğru kaydı. Ankara bu tablonun en bariz şekilde açığa çıktığı kentlerimizden biridir. CHP, SHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan genel başkan çıkartmış bir partiydi. Şimdi milliyetçilik yarışına teslim olmuş durumda. Biz hangi partinin nasıl bir tutum aldığıyla ilgilenmiyoruz. Dem parti olarak bizim görevimiz halkın önüne demokratik bir seçenek sunmaktı. Bunu yaptık, sorumluluk aldık diyor Türkdoğan. Türk Şurası önemli. CHP, SHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından Genel Başkan çıkartmış bir partiydi. Şimdi Milliyetçilik yarışına teslim olmuş durumda Ankara diyor. Niçin demografik yapımı burada önemlidir? Yoksa başka bir mesele burada de var. Burada tercihler. Yani Murat Karayalçın SHP'nin Genel Başkanı oldu ve Ankara'da hala Karayalçın döneminin belediyecilik <laughs> uygulamaları anlatılır. Ankara'daki birçok emekçi onun zamanında üretilen arsalarda kurulan kooperatiflerle konu sahibi olmuştu. Bu da tabii ilginç bir şey. Biz terzi fikirleri edip solmazları anlatırken, Sosyal Demokrat Belediye Başkan Adayları, Karayalçınları, Dalıkoyları anlatmadığı için onları anlatmak da bize düştü. Yani çok garip bir şey. CHP'nin bir tercihi bu. Özellikle Millet İttifakı oluşum sürecinden sonra, ee, Ankara'da Mansur Yavaş'a aday göstermeleri. Ee, bunu doğru bulmuyoruz da. ama o onların sorunu. yani Bizi ilgilendiren bir sorun değil. Biz e, DEM Parti olarak e, bileşenleriyle birlikte e, gerçek anlamda sol sosyal demokrat, sosyalist seçenek sunan bir partiyiz. E, dolayısıyla e, Gülten Kuşanak'ın verdiği cevap e, oldukça kıymetli ve değerli. Tam da buradan doğru biraz önce söylediğim gibi e, bir seçeneğiz biz. Bir sol seçeneğiz ve Ankaralıların... E, Sola oy vermesini istiyoruz. Onlar da Gülten Kışanak ve Östür Türkdoğan böyle diyebilir. Peki, e, ikinci soruya da geçeyim hemen. E, kayyum politikalarının geleceğinin DEM Partisini alacağı oy oranına göre şekilleneceğini iddia eden bir anlayış var diyor Zübeyda Sarı sorusunda. İktidarın demin oy oranına göre politika tayin etme olasılığı var mı veya iddia edildiği gibi Kürt hareketinin kime kaybettirdiği bu noktada belirleyici olabilir mi? diyor. Bakalım ne yanıt verdi Gülten Kışanak. Ee, hemen okuyorum size. Açık söylüyorum kayyum siyaseti iflas etmiştir diyor. 2019 seçimlerinde olduğu gibi hatta daha yüksek bir oy oranıyla halk kayyumlara gereken cevabı verecektir. Bu anlamda DEM Parti'nin özellikle Kürt illerinde alacağı oy iktidarı kayyum politikasından vazgeçirecek en önemli etken olacaktır. AKP'nin Kürt politikasını batıda bir iki büyük şehir belediyesi kazanıp kaybetmesine İndirgemek de son derece apolitik bir durum diyor. Evet, 7 Haziran 2015 seçim sonuçları AKP e, açısından sarsıcı olmuştur ve demokratik kürt siyasetine bunun bedelini ödetmek istemiştir. Ancak Kürt sorununda toptan politika değişikliğine gitmesini sadece seçim sonuçlarına bağlamak siyasetten hiç anlamamaktır diyor. Başını Amerika Birleşik Devletleri'nin çektiği Batı bloğunun Arap Baharı sürecinde izlediği politika AKP'nin Orta Doğu politikasını ve bağlantılı olarak Kürt politikasını etkilemiştir. Şimdi ise yeni bir kavşağa gelindiği görülüyor diyor. O yeni kavşak neresidir? Önce Özgür Saki'ye sorayım. Ya aslında Gülten Kışanağ'ın da söylediği gibi sadece hani büyük şehir seçimlerine bakarak değil AKP iktidarının, AKP MHP iktidarının aslında çoklu kriz. Yani ekolojik kriz, ekonomik kriz, savaş, politikaları ekseninde bir kanala girmiş durumda. Ve kapitalizm daima savaşlarla kendini, kendi krizini aşmaya çalışır ve şu anda savaşın sürmesi için enerji politikaları da çok önemli. Ve Ortadoğu coğrafyası da bu, şek bu şekilde şekilleniyor. Ortadoğu coğrafyası şekillenirken de bir bütün olarak demokratik Kürt hareketinin bir bütün olarak oradaki önemi çok açık. Yani Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki ve buradaki gelişmeler ABD ekseninde izleniyor, gözleniyor ve Tayyip Erdoğan da aslında emperyalistlerin sömürgeci politikalarına dahil olmak istiyor. Bu anlamda seçimlerden sonra kayyum politikaları tüm bu gelişmelerin nasıl sonuçlanacağına bağlı. Burada şunun altına özellikle çizmek gerekir Gülten Kışan'ın olduğu gibi. Burada önemli olan örgütlenmedir. Örgütlenmenin hani açığa çıktığı yer tabii ki Kürdistan coğrafyasında seçimlerdeki oylar meselesi çok önemli ama oyları aşan bir direniş hattı var orada. Ve Kürt sorununun eşit demokratik çözümünü talep eden, bir bütün olarak bunu talep eden ve Kürt ulusuna anayasal statü talep eden bir hareket var orada. Şimdi bu aşamada öyle sadece yani iktidarın, emperyalistlerin kurduğu gibi her istediklerini yapabilecekleri, adım atabilecekleri bir durum yok. Orada direnen halklar var. Orada buna karşı çıkış var. Bu güç dengeleri belirleyecektir esasen rotanın nereye gideceğini. Bu anlamda da seçimler bu anlamıyla önemli diyoruz biz <laughs> Öztürk Türkdoğan şimdi e, yeni bir kavşağa gelindiği görülüyor diyor sanki bir film izledik bu mesajı o filmin sonunda en heyecanlı yerde e, röportaj bitmiş gibi ne anlamamız gerekiyor bu arada bugün e, Murat Karayola'nın bir açıklaması var e, Kürt halkı olarak çok önemli bir aşamadan geçiyoruz bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde halkımıza müjde vereceğiz diyor müjdemizi yazılı bir açıklamayla da duyuracağız diyor ya şunu e, bu ifade nasıl edeyim. bir müjde olabilir? Ne okumak gerekiyor Şimdi bu şöyle, noktada? Yani, onun ne olacağını e, ben de bilmiyorum, arkadaşlarım da bilmiyor. Fakat şunu ifade edeyim, ya yani, burada bir beklenti değil. Burada Türkiye'nin en kangren sorunu, en temel, en ana sorunu olan Kürt sorununun e, çözümü konusunda bir tespit ve bunun gerekliliği aslında anlatılıyor. Bu seçimlerden bağımsızdır partimiz barış siyaseti yürütmektedir ve bunu açık açık ifade etmektedir. Bazen bizlere soruyorlar hani gizli görüşmeler yapıyor musunuz? Yok yani biz açıktan diyoruz ki ya bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Türkiye'nin siyasi iktidarı yeni bir barış süreci başlatsın. Dem Parti her zaman vardır ama bu ülkenin siyasi iktidarının böyle bir e, niyeti yok şu anda. Sahaya baktığımızda da yok. Bakın sadece Kürt kentlerine, kent merkezlerine seçim sonucunu etkileyecek düzeyde yaklaşık 54 bin usulsüz seçmen kaydır, kaydırması yapılmış. Bu yani Bu Kars Merkez, bir süreç İrdir, başlattınız sanırım tabii ki, değil mi? Iğdır Merkez, Merkez, Siirt Merkez ve bazı büyük ilçeler bütün itirazlarımızı yaptık aşama aşama. En son YSK bütün bunları reddetti. Red gerekçeleri inanılmaz. 54 bine yakın usulsüz seçmenden bahsediyorsunuz. <laughs> Bu e, perde arkasında ne okumak Mesela, gerekiyor? Yalnızca seçim mi düşünülüyor değil, yoksa daha ileri mi? Değil. Yani çoğu bunların asker polis yani maaşlı ücretli. Demek ki bölgeye bir yığınak yapılmak isteniyor. Ee, aylar öncesinden çünkü bunların e, adresleri değiştirilmiş. Hem oy kullansınlar hem de oy kullandıktan sonra da artık hükümet ne düşünüyorsa ki Sayın Cumhurbaşkanı sık sık ifade ediyor. Ee, yeni askeri operasyonların kapıda olduğu söyleniyor. Şimdi böyle bir ortamda hani kimileri beklenti yaratmak istiyor, böyle bir şey yok.